Herkese selamun aleyküm. Herkes uzun video istiyor. Uzun video istiyor. Shortslarla olmuyor. Uzun video çekelim çekmesine. Neyle ilgili konuşalım? Aslında akşamdan kafamda şeyi yaptım da. Ne onun adı? Kurdum da. Ya abicim video atıyorsun. Müzik koyamıyorsun. Müzik koyuyorsun adam sana ortak çıkıyor. Bir marka ismi söyleyemiyorum. Mandalina yiyoruz ya yayın yaparken. Mandalina'dan da telif yiyecek halimiz yoktu. Teliften korktuğum kadar bir şeydi. Adam müzik mi kullandın? Şeyim mi? Bizim milyonlarca sesimizi kullanıyorlar ya. Ya. Neyse. Size öncelikle bir anımı anlatacağım. Dün biliyorsunuz Instagram'da. Dün derken bugün ayın 26'sı mı? 26 Ekim 2023. Bir işe gittim. İşte biraz eziyetli iş. Kapak mapak kırılacak. Demin Tırsa'nın yine isim veriyorum. Krone'nin bir kapağı 18-20 milyar lira olmuş. Tırın bir kapağı dünya para. Riske giriyorsun. İş makinesini adam kapağın üstüne koyuyor. İyi hadi esirgiyoruz. Bağlıyoruz. Yerinden oynamasın. Kapağı bükmesin. Ankara'ya geliyorsun. Yükü getiriyorsun buraya. Şehir içinde. Adam çıkartmış. 3 lira vereyim. Ya baba 3 liraya iş mi kaldı? Kaşar peyniri 400 lira olmuş. 6 vereceğim, 5 vereceğim, bilmem sen pahacısın gibi. Ya, küllükçü kambuncularından yoruldum da. Bu haftanın konusu Instagram Caykarali Kuzey hesabımızda. Haksızlıkla ve bu mesleği mahvedenler ve küllükçülerle ilgili. Yaptığın iyiliği denize at diyorlar da Ankara'da deniz yok. Nereye atacaksın? Onun için iyilik yapmaya da gerek yok da. Yaptığım bir iyilik ve sonrasını söyleyeyim size. Bir gün benim bir arkadaşım, benim arabamı da sürdü 3-4 ay. Yeğenim de sayılır da neyse konuşalım. Abicim şoförlük yapıyor dedim ki şoförlük yapma oğlum, mal sahibi ol. Abi araba alacak param mı var benim, Dorsesi bir dert, trafik sigortası bir dert, araba bir dert. Neyse Çanakkale'ye giderken bir araba gördük. Kocaoğlu Mercedes'ler bir Enkan'ın arabası yeşil. Şeyle veriyor, rehinle veriyor sana arabayı işte artık neyle, siz daha iyi anlarsınız. Kafayı aldık. Trafik sigortası yapmadan garajdan çıkılamıyor. Tamam dedik lan, trafik sigortasını da yaptıralım. Veya abi bunun arkasına ne takacağız? La kardeş benim arkada damper dorse var. 2006 halim. Git onu tak, durumun düzeltene kadar idare et. Bir dorse alacak kıvama geldiğin zaman dorsemi geri verirsin. Herhalde eşek değilsin ya kral. Yok abi dedi, Allah razı olsun. Tamam neyse. Dorseyi de verdik abi. Ruhsatını da verdik. Hadi hayırlısı işin rastı. 5-6 ay kullandı. Ondan sonra dedi ki ben dorse aldım abi. Dorsayı nereye çekeyim? Dedim ki dükkanın önüne şey yer yok falan filan, gitmiş kendi dükkanın önüne çekmiş. La abi dorsa nerede? Şu oraya attım gitti. İyi hadi gittik yukarıya bir baktıydık. Dorsede ne yağ hortumu kalmış, ne tankında yağ kalmış damperin. Ne dingillerinde bilyeleri dağıtmış, lastiği gümül etmiş, pişler yerde derken bizim dorsa sanki savaştan çıkmış gibi. Aldım dorsayı kapıya getirdim. Gün oldu, harman döndü. Ya dedik ki olur, ne bileyim biz mi çok ince düşünüyoruz falan filan derken bu adam binen arabasıyla İstanbul'da Kaya abi vardı. Kumcular Limanı'nda, Kartal'da. Mermer çekiyordu ara ara, o babamın da arkadaşı o, eski. Köksal Nakliyat vardı eskiden dede, onun oğlu. Şimdi de yapıyor herhalde. Kızı yapıyor o işi, nakli, mermer nakliyesini. Bir gün Kaya abi beni aradı. Ne yapıyorsun Mehmet? İyiyim dayı, sen ne yapıyorsun? Ya dedi, cuma günü aradı beni akşam. Ya dedi, yarına dedi bir 10-15 araba mermer var. Çıkın gelin. Ben de Ankara'da ne kadar tayfa var. Komple aradım. Bu benim dorseyi verdiğim oğlanı da aradım. Dedim ki yükleyin hurdayı. Cumartesi günü yükümüz hazır. Mermer yükleyip çıkacağız. İyi baba nedir? 32 artı KDV o zaman. 2007-2008. Ben de hurda bulamadık. Bizim araba yetim olduğu için her yerde bir kapısı olmadı bizim arabanın. Gittim mahalleye taş yükledim. Ömerli'ye. Onlar da hurda yükledi. Herkes çıktı. Dıngılıyor. Pazar günü yürüdük. Cumartesi günü yürüdük. Estağfurullah. Cuma akşamı yürüdük. Bolu'da bir telefon geldi bana. Alo Kaya abi arıyor. Ben de nerede kaldığınızı diyecek zannettim. Yarın geliyorsunuz mu? Garanti. Dedim abi arabalar. Ya dedi iş iptal oldu dedi. Nasıl iptal oldu dedim ya. Ulan cuma günü yola çıkarıyorum bizi. Cumartesi sakat gün İstanbul. Gebze, Çayırova, Kartal. Öğleden sonra çalışmıyor fabrikalar.
Öyle kardeşim dedi. Ya kapattı telefonu. Lan moralim bozuldu. Geri 10-15 arabayı aradım. İş iptal oldu. Sanki ben utanıyorum. Ya işte şöyle böyle kıvırıyormuş gibi. İyi abi canımız sağ olsun diyor. Kamyoncular da oğlan da. Neyse cumartesi günü sabah onlar hurdayı boşaltmış. Kimsenin kimseden haberi yok. Dağıldı. Ben de Ömerli'ye daşı boşalttım. Bekliyorum. Kaldım ortada. Cumartesi günü emekçiyi arıyorum. Turan'ı arıyorum. Enişteyi arıyorum. Onu arıyorum. Bunu arıyorum. Bir şey yok. Çıkacak. Çıkmasa da çok da önemli değil ama. Yaptığın işi iyi yap. Abicim. Bir de benim Karabük'te Erol var. Sağ olsun. Erol Yaman. Şimdi 2-3 tane arabası var orada. Abi neredesin dedi. Dedim kardeş Ömerli'deyim. Gebze'ye geçeceğim. İşe bakacağım. Olmadı dedim. Yatacağım. Pazartesiye kaldım. Ne yapayım? Sürpriz. Ya abi dedi biz mermerdeyiz dedi ya. Ne? Biz mermer yüklüyoruz dedi. Sen neredesin dedi. 12 araba. Lan abi bana iptal oldu demedi mi bu adam dedi. Hala o mevzuyu çözemem ya. Ya bir dakika dedim hemen Kaya abi aradım. Dedim abi dün iş iptal oldu dedi. Hayırdır falan. Bir iki açmadı telefonu. Sonra ya falan filan dedi. Öbürlerini arıyorum. O benim emanet dorse verdiğim oğlanı arıyorum. Açmıyor telefonu. Dedim ki ben oraya geliyorum. Biraz ağır konuştum. Hani şu Vanlı Mehmet meselesinde dedi ya buradan gelme Adapazarı'ndan git seni bekliyorlar diye. Mafyalar. O oğlan gene. Ulan Erol çok temiz oğlan Allah kalbine göre. Delikanlı oğlan. Dedim ben oraya geliyorum. Oradan Kaya abi demiş ki bu gelir mi buraya demiş. Vallahi gelirim diyoruz o bebe çıkar gelir demişler. Bir de vardım lan dedim ahlaksız adamlar. Cuma günü hepinizi ben toparlamadım mı? He toparladım. Ben işi size almadım mı? Aldım. Komisyon mu aldım? Yok. Siz niye benim arabayı iptal ettirdiniz de kendiniz işe geldiniz? Bunu hangi bilmem ne yaptığımı bilmem ne yaptım bilmem ne yaptım. Biraz küfür etmeyi de severim de. Videoda çok etkileşim alır da gerek yok. Aileler izliyor bizi. Yeri geliyor pazar günü mutfağında. Gerek yok. Küfürden prim kazanacaksam kazanmayayım hemşerim. 233 bin takipçim var. Yeter bir hareket versin. Allah da razı olsun. O dorsiye verdiğim oğlan emanet verip araba sahibi olan oğlan. Şimdi 3-4 tane arabası var bizi tanımıyor. Önemli de değil. İyilik yap denize at diyorlar ya. Ben aslında orada iyiliği Kumcular Limanı'nda Kartal'da denize attım iyiliği. Ondan sonra iyilik yapmadım kimseye. Bir de abi ona diyorum ki beni niye ektiniz la? Ben piyasa çalışan arabayım. Siz hurdacıların arabasısınız. Ben gariban adamım. Yeri geldi işi alamıyorum. İş götürdüğüm mazottan para kazanıyorum. Sizin gibi hurda satıp da patronum hem hurdadan hem nakliyeden kazanmıyor ki. Sizin derdiniz ne? İyiliğin ben neyse. Susuyorlar. Bir de gemiye bir baktım sürmeneli yazıyor gemide. Hemen kaptanın köşküne hemşerim bunlar böyle 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 yaptı dedi. Vay bilmem ne yaptıklarım da dedi. Sen bekle la dedi. Hemen oradaki arabalar bağırıyorum, küfür ediyorum. Kimseden bir ses çıkmıyor hemşerim. Demiyor ki ya Mehmet abi şöyle oldu, böyle oldu veya ihanet ettik veya biz şudur ya hemşerim seni sevmiyorum ya. Ağzın yok mu? Delikanlılık orada değildir. Delikanlılık ağızda, yürekte, kafadadır. Bir de abi onun bir arabası daha vardı Mercedes'e. Onu yüklettirmedim. Tikli Yılmaz dayım vardı. Dedim seni yükletmeyeceğim hemşerim. Ben buraya kadar geldim bak dedim. Senin mermeri de ben atacağım. 4 blok mermeri çaktım dayı. Oradan da kimseye selam vermedim. Ayrıldım. Ankara'ya geldim. Zaten Ömerilik de herhalde rahmetli olmuş. Mermerci de bizi kovdu zaten. 3 tır yükü getirin diye. Yani diyeceğim bu meslek kadar daha ayağa düşürülen, kendi meslektaşın tarafından da ayağa düşürülen vizyonsuz adamlar bu işi ya. Hatır, gönül, hiçbir o direksiyona bindim adam oluyor bir ferişte. Oğlum bu kadar uyanıksan git Yahudilerle Mısır çarşısında altın zarrafçılığı yap. Ne diye kamyonculuk yapın? Kamyonculuk bir yerden bir yere yük götürüp para alıp yani hammalın hani hammallar olurdu ya eski. Onu arabayla yapıyorsun ya. Sen niye bu kadar şeytanlık yapıyorsun? Bu nedir bu dünya hırsı bu insan ya? Abi var ya yemin ediyorum bazen şu kaybettiklerimize bakıyorum da onların yerine bunları kaybetseydik mi diyorum. Hep delikanlı adamlara gidiyor bunlar. Yani dünya öyle bir süzgeçten geçiyor ki şimdi iyi toprağın altına kötüler kalmaya bak. Eskiden iyi çoktu. Şimdi kötü çok ve kurban olduğum Rabbim de kötüye veriyor ya. Veriyor abi 3-4 araba, 20 araba, Volvo'lar, 40 ayaklar, 80 dingilli arabalar. Ya Rabbim bu faturacılık yapıyor. Ya bunu görüyorum. Ben görmüyorsam da sen görüyorsun.
Buna daha ne diye vereyim? Anlamadım yani. Şurada oturuyorum ya. Kimseye zararım yok. Bir sosyal medyam var siz sayesinde. Bir tane arabam var, evim var. İşte arabam. Geçim yok. Kimseye hayatımda kahpelik yapmadım. Kimseye kamyonculukta bir yanlış yapmadım. Kimsenin önüne geçmedim. Kimsenin yükünü almadım. Nerede Gebze'de plaka sildiren, bir de plaka sildiren müptezeler var. Yani Ahmet plaka yazdı. Sil onu ya, Mehmet'i ya. Sana ne oğlum? Hiç kimseye, kimsenin yükünü teslim etmedim. Kilosunu eksik teslim etmedim. Kumcura şey, Körfez'in orada limandan çinko yükleyen adamlar arasından çekerdi. Birer de ne lan, sabah Kızılcamam'da bir kalktım, arabalardan tangır tungur ses geliyor lan, hurdacılardan mı? Kızılcamam'dayız. Herkes damper dorseden birer tane külçe çekermiş Mitaş'a giderken. Ulan kardeşim, biz bunları da gördük, yapanları. Ulan dedim, benim arabadan da mı çektiler, ne yaptılar anlaşılmasın diye. Malımı tek tek saydım, gramına kadar teslim. Altın tozu yüklüyorduk biz İstanbul'dan, kimseye güvenemezlerdi. Geçen Aydın Bozdoğan'a gittik. Denizli'den kablo fabrikası araba bulamazmış. Sağlam değildi. Çaykaralı story'de gördüler de, abi kabloyu bakarız, ha yükleyeyim dedi. Yükle baba. Bana bir 26,5, 28-30 ton parayı yükle, ben içinden bir tanesini alıp su içeyim. Kaldık ya. Dürüst adam kalıyor abi. Demiyorum ki size sahtekar olun ama dünya düzeni yuvarlak olduğundan mı artık? İyileri hep fırlatmış, kötüler kalmış. Yani şöyle söyleyeyim. Uğraşamıyorum Rabbim ya. Vallahi uğraşamıyorum. Biraz da temiz insanlar mal sahibi olsun. Hak edenler, helal para kazananlar, alnı terleyenler para kazansın. Senin servetinden sual olmaz. Biraz da dürüste ver. Yani malına bekçilik yapan adamlara, bilmiyorum bu serzenişte yanlış bir şey ya dediysem affol, anlayan anlıyor. Kötü niyetli insanlara zaten doğruyu da konuşsan yanlış anlıyor. O yüzden herkes şeytan olmuş kardeşim. Şeytan, şeytan, şeytan ya. Yemin ederim bak, şeytan olmuş. Lan bir de ne arabacısın. Altından rüzgar geçiyor. Yanlış yapma kimseye. Değil mi? Neler neler. İşe gidiyorsun. Kamyoncu sana diyor. Mehmet şu paraya gitme. Ucuza gitmeyin. Şu para. Bir de bakın. Hurdacılar temelli 4 milyara gidiyor. Zaten 2,5 yakar. Oğlum mazot 40 lira olmuş. Bir 2,5 litrelik şu içtiğin asitli şey. 40 lira 50 lira olmuş. Yani 20 metre 30, ondan sonra arkadan şu girdi, yükü devirdim, arabam yandı, şudur, kasko trafik yaptıramıyorum. Dereden tepeden konuşuyorum biraz da, neyse idare edin. Her YouTuber gibi, ben YouTuber değilim de, her YouTube'da video çeken gibi abone olmayı, like atmayı, nacizane yorumlarda bulunmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Eğer siz de benim gibi dürüst insanlar güçlü olsun diyorsanız, sayfamı takip alın, like atıp yorum yapın. Yoksa canınız sağ olsun. Benim gibi 10 milyon tane var. Biri gider, biri gelir. Hepinize hayırlı günler dilerim. Allah'a emanet olun. Mandalina'nın linkini atacağım size. Hadi bay bay. Kapatayım da montajla da uğraşmayayım. Minibüsün içindeyim arkadaşlar. Allah'a emanetsiniz.